Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere INI4 aksiyon webtoon'u listeledim. Listeye geçmeden önce haberiniz olsun, bu liste sadece Hayalistik sitesinde yer alan webtoon'lardan yapılmıştır. O zaman hadi listemize geçelim. 4. sırada Medical Return. Sayacağım webtoon'lar arasında en az aksiyonu barındıran seridir kendisi. O zaman bu listede ne işi var diye düşünmeyin sakın. Çünkü kendisi o kadar iyi bir doktor webtoon'u ki sanki bir aksiyon webtoon'u havasında işliyor. Fikrimi söylemeden önce konusu şu şekilde. Önceki hayatını rezil bir cerrah olarak yaşayan Ji-hyun, hayatını bir defa daha yaşamak için bir şans kazandı. Ortaokul günlerine geri döner ve bu sefer hayatını hiç olmadığı kadar dolu yaşayacağına ant içmiştir. O yüzden kesintisiz bir şekilde çalışır. Amacı önceki hayatındaki rezil cerrah olmak yerine deli gibi para kazanan bir dermatolog olmaktır. Baş karakterimiz her şeyi o kadar iyi yapıyor ki birazcık mucize doktor havası almadım değil. Şaka bir yana gerçekten çok sürükleyici bir webtoon. Bazı yan karakterlerden gerçekten aşırı nefret edeceksiniz. Buna hazırlıklı olun. Doğrusu daha fazla bahsetmek istemiyorum, yoksa spoiler olabilir. Okumanızı tavsiye ederim. 3. sırada White Blood. Bir yandan aksiyonunu işlerken diğer yandan romantizmi doğru işleyebilen nadir serilerden biridir. Konusu şöyle. Vampir olarak doğmasına rağmen her zaman istediği normal bir hayata sahip olmak için Heian en karanlık sırrından yararlanmak zorunda kalır. 10 yıl önce dünyayı ele geçiren acımasız avcılardan kurtulmak için yerel polis teşkilatında yükselen bir yıldızın desteğiyle Heian sevdiklerini korumak, geçmişiyle yüzleşmek için harekete geçer ve intikamını almaya çalışır. Ne desem spoiler olacakmış gibi hissediyorum. Siz okumadan hevesinizi almak istemiyorum. İçinde vampir temasını işleyip de üstesinden gelen nadir serilerden biri. Bunu da şiddetle okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. 2. sırada Reminiscence Edoni. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu zor tahmin edebileceğiniz bir webtoon'dur. Tam şu karaktere kötü dersin, hiç olmadığı kadar baş karaktere yardım edebilir. İyi karakterden yardım beklersin, kötülük yapabilir. Kimin ne olduğu belli olmayan webtoon. Konusu şöyle. Enana ve Arhalt'ın ortak bir noktaları vardı. Her ikisi de sadece kendilerini önemsiyorlardı ve birbirlerine deli gibi takıntıydılar. Farkı ise biri diğerinin sıcaklığını, diğeri ise onun teslim olmasını istedi. Enana'nın hayatı, krallığın imparatoru Arhalt'ın karşı ateşli bir savaşla sona ermesine rağmen bilinmeyen nedenlerle aynı hayata reenkarne edildi. İlk bölümlerde normal bir reenkarne webtoonu gibi başlıyor, yavaş yavaş sonradan çok güzel hale geliyor. Hiç çoktan ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu güzel webtoon'u herkese tavsiye ederim. 1. sırada Lukisim. İlk bölümleri okurken size öyle karakterler gösterecek ki sevmenizin imkansız olduğuna inandıracak. O karakterleri tanımaya başlayınca da ne kadar harika karakterler olduğunu göreceksiniz. Yani kısaca şunu demek istiyorum. Nefret ettiğiniz karakterler yavaş yavaş en sevdiğiniz karaktere bürünecek. Bana göre bunu başarabilen en iyi webtoon'dur. Konusu şu şekilde. Park Han, fakir, aşırı kilolu, hiçbir albenisi olmayan bir lise öğrencisidir. Her gün gittiği okulda sayısız kabadayılıkla uğraşmak zorunda kalmaktadır. Çeşitli olaylar sonunda yaşadığı hayattan kaçmak için okul değiştirir ve başka bir semtte yaşamaya devam etmeye karar verir. Fakat bu sefer değişen bir şey daha vardır. Başına bir mucize gelir. Bu mucizeden bahsetmek istemiyorum. Kendiniz okuyun ve görün arkadaşlar. Ama şunu söylemem gerek. Olaylar ileride o kadar tuhaflaşıyor ki ben ne okuyorum diye düşüneceksiniz. Herkese şiddetle tavsiye ederim. Listemiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım yaptığım listeyi beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere.